Şimdi sürdürülebilirlik konuşmaya devam ediyoruz. Biraz kadın liderler diyeceğiz. Düzeltiyorum, girişimcilik konuşmaya devam ediyoruz. Ve şimdi EY Türkiye Şirket Ortağı ve Girişimci Kadın Liderler Programı lideri Müge Tan Belviso bizimle beraber. Müge Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi ben de hani sürdürülebilirlik dedim ama zaten hani girişimcilik deyince az önce Bilge Hanım da söyledi. Yani sürdürülebilirlik olmadan olmuyor. İkisi iç içe geçmiş durumda ve sürdürülebilirlik adı altında hani aklım kadın liderlere gittiği için sanıyorum ki orada onu söyledim ama ikisi ayrı değil tabii ki ve siz de EY olarak Kadın Liderler programı başlatıyorsunuz. Biraz bunu dinleyebilir miyiz sizden? Tam olarak ne hedefliyorsunuz? Nasıl bir program bu? Tabii ki, çok teşekkürler. EY'in global bir programı, kadın girişimcileri desteklemek adına başlattı. Biz de bunu Türkiye'de başarıyla uyguluyoruz. 7. senemizi bitiriyoruz bu sene. 8. senemiz içinde başvurularımızı almaya başladık. 15 Ağustos'a kadar bir başvuru süreci var. Kadın girişimcilerimizi programımıza dahil edip aslında onların liderlik becerilerini geliştirmek, onları hem Türkiye'de hem dünyada global bir network'e dahil etmek, onların kendi aralarındaki iletişimi, o işbirliğini aslında harekete geçirmek ve de bu network'te aslında hem yeni yatırımlar, hem istihdam arttırma, hem de yurt dışına açılma gibi hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Programa katılım için bazı şartlar var. İsterseniz onlardan bahsedebilirim. Belki ilgilenen kadın girişimcilerimiz başvurmak için şartları öğrenmek isterler. Evet. Öncelikle %25'inin kadın ortağa ait olması gerekiyor şirketin. Ve ana karar vericilerinde kadın ortaklar olması gerekiyor. Son 3 yılda kurulmuş bir şirket olması gerekiyor. Son 2 yıldaki cirosunun da 10 milyon TL veya üzeri olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan kadın girişimcilerimiz programımıza başvurarak jüri görüşmelerimize dahil olabiliyorlar. Evet, peki nasıl avantajlar acaba sağlayacak? Hani bu programa katılmak isteyenler, buradan da detaylarını paylaştınız ama acaba neler getirebilir bu program kadın liderlere? Kadın girişimcilerimiz aslında çok güzel bir fikirle, bir vizyonla, bir ürünle, bir hizmet fikriyle şirketlerini kurup iş hayatına aslında bu şirketleriyle beraber atılmış oluyorlar. Ama biliyorsunuz, bir şirket kurduğunuzda mutlaka başka konular da ortaya çıkıyor. Şirket kurulduğunda mesela iş sözleşmeleri yapmanız gerekiyor, tedarik ve satın alma sözleşmeleri, müşterilerinizle yaptığınız sözleşmeler, onun dışında beyannamelerin hazırlanması, vergilerin ödenmesi, teşvik varsa teşviklerden faydalanmanız gerekiyor. İşler büyüyorsa belki yeni ortak almak istiyorsunuz veya yeni bir sermayeye ihtiyacınız var vesaire gibi birçok konu önlerine çıkıyor aslında. Bizim de EY olarak uzmanı olduğumuz bu konularda kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Örneğin sınıf içi eğitimlerimiz var. Onlara finansal tablo nasıl okunur, teşviklerden nasıl faydalanır, sözleşmelerde nelere dikkat edilmesi gerekir, şirket satın alma birleşmelerinde yeni ortak arayışında ne gibi süreçlere dikkat etmek lazım vesaire gibi konularda onların aslında liderlik becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Onun dışında global bir program olduğu için bu global programımızın da aslında her ay düzenlediği online workshoplar var. O workshoplarda hem daha önce bu programa katılıp fayda sağlamış kadın girişimcilerimizle temasa geçebiliyorlar, hem oradaki konuları aslında Türkiye'de nasıl uygulayabilirler, onları görmüş oluyorlar. Onun dışında mentorluk desteği veriyoruz. Mutlaka her kadın girişimcimize bir mentor atıyoruz ve mentor-mentee görüşmelerinde de karşılıklı fikir alışverişleri ve ulaşmak istedikleri hedeflerde neler yapmak gerekir, onları ortaya çıkarmış oluyoruz. Onun dışında yani Türkiye'de aslında fiziki buluşmalarımız var, eğitimlerimiz var. Ayrıca network içinde yine buluşmalar sağlamaya çalışıyoruz. Farklı senelerin kadın girişimcileri birbirlerini tanısınlar, aralarında işbirlikleri oluşabilir diye. Onun dışında bizim bağlı olduğumuz bölgede, EMEA bölgesi,
Yani Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika, Türkiye'nin de dahil olduğu bölge, yılda bir kere bu büyük global bazda bir yıllık konferans yapılıyor. O yıllık konferansta da fiziki olarak aslında girişimci kadınlarımız bir araya gelmiş oluyorlar. O gerçekten çok bu programın global boyutunu da çok güzel aslında öne çıkaran, işbirliklerini, çeşitli ülkelere yatırımları destekleyen çok güzel bir Evet. program oluyor. Ve çok mutluyuz ki biz Nisan 2024'te bu İMİA buluşmasını, yıllık konferansı İstanbul'da gerçekleştirdik. Çok güzel ses getirdi. Türkiye'ye ilk defa gelen birçok kadın girişimci vardı dünyanın her yerinden. Türkiye'de olması vesilesiyle zaten bizim kadın girişimcilerimiz yoğun bir katılım gösterdi. Orada yeni yatırımlar, yeni işbirlikleri, yeni fikirler ortaya çıktı. Çok büyük bir networking imkanı da oldu. Evet. Dolayısıyla gerçekten büyümek isteyen, istihdamını arttırmak isteyen, yurt dışı pazarları açılmak isteyen, vizyonlarını geliştirmek isteyen birçok kadın girişimci bu programdan çok güzel faydalar sağladılar bugüne kadar. Evet, Bizim şunu Türkiye'de şu an evet. 70, pardon buyurun. Yo, buyurun buyurun, 70 diyordunuz. Yani Türkiye'de şu ana kadar 70 kadın girişimcimiz var network'te. Her sene 10 kadın girişimciyi dahil ediyoruz programa. Bu sene de 10 kadın girişimcimizi yine dahil edersek sayımız 80'e ulaşmış olacak sadece Türkiye Evet, bazında. şunu ben merak ediyorum. Şimdi hani Türkiye'de kadın girişimci deyince akla hep böyle biraz daha el işi, işte el emeği, göz nuru ürünlerin girişimi geliyordu. Son dönemde bununla alakalı olarak nasıl bir değişim var acaba? Çünkü hani girişimcilik deyince yapay zekanın da hayatımıza girme hızının etkisiyle teknolojik boyutunu çok fazla konuşuyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de hani kadın girişimcilerin girişim yaptıkları alanda da bir hani farklılaşma görüyor musunuz olumlu anlamda, ne dersiniz? Görüyorum aslında bu geçmişte de vardı. Yani genelde kadın girişimci denince dediğiniz gibi akla böyle daha hizmet sektörü veya dediğiniz gibi göz nuru el emeği işler belki geliyor. Ama kadınlarımız aslında çok farklı sektörlerde faaliyet gösteriyorlar. Bizim mesela 70 tane dediğim gibi şu an programımıza dahil olan kadın girişimci var ve çok güzel bir dağılım var aslında sektörler arasında. Yani çok büyük sanayi üretimi, ağır sanayi makinesi üreten mesela kadın girişimcilerimiz de var. Okulu olan, okul işletmesi olan, hizmet veren kadın girişimcilerimiz de var. Mesela tarım sektöründe kadın girişimcilerimiz var. Bunun yanında teknoloji sektöründe de dediğiniz gibi kadın girişimciler var. Dolayısıyla aslında üretim, hizmet, teknoloji, eğitim, Evet, birazdan Müge Tan Belviso bizimle birlikte olacak. Evet, Müge Hanım, tekrar görüntünüz donmuştu. Sözü ben tekrar size bırakayım. Teknoloji anlamında da yatırımlar var dediniz. Orada kaldı. Çok pardon, özür dilerim. Yok, estağfurullah. Dolayısıyla aslında her sektörde kadın girişimcilerimizin yatırımları var. Sanayi, hizmet, üretim, turizm, teknoloji hepsinde Evet. görüyoruz kadın girişimcilerimizi. Şimdi az vaktimiz kaldı ama şunu da sormak istiyorum. Hani tabii ki bu gibi programlar, sizlerin yapmış olduğu programlar hani burada ekosistemi canlandırmak için çok önemli. Ekosistemin sizce özellikle kadın girişimciler için önündeki şu anda en büyük engel nedir? Şöyle aslında kadın girişimcilerin önünde kronik engeller var. Genelde bu Türkiye'de de ilgili değil, bütün dünyada olan bir konu. Kadın girişimciler aslında şirketlerini kuruyorlar, güzel bir fikirle başlıyorlar ve büyütüyorlar. Ama bir ileri aşamaya taşımak gerekince kadın girişimcilerin aslında erkek girişimcilerle aynı eşit şartlarda olmadığı gibi bir konu ortaya çıkıyor. Mesela yabancı yatırımcı almak istiyor diyelim veya sermaye artırımı yapmak istiyor, yeni bir yatırıma ihtiyacı var veya şirketini satmak istiyor, yeni ortak almak istiyor. Bu tür durumlarda kadın girişimcilere aslında nedense erkek girişimcilerle böyle eşit şartlarda yaklaşmıyor bu fon sağlayıcılar. Bizim amaçlarımız da aslında kadın girişimini desteklemekte, biraz bu eşitliği aslında desteklemek, kadınları daha eşit bir platforma taşımak, onların bu liderlik becerilerini, bu konulardaki yeteneklerini aslında geliştirerek onlara destek olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu, ama dediğim gibi Türkiye'nin de sorunu değil. Biz dediğim gibi bu global program bazında bunu aslında tüm ülkelerde kadın girişimcilerin karşılaştıkları
kronik engelliler olarak görüyoruz. Amacımız aslında bu eşit fırsatları herkesin karşısına getirmek. Evet, yani bu hani 2024'te dahi, ki bunu yalnızca Türkiye'de değil küresel çapta hala bir problem olduğunun altını çiziyorsunuz. Hani bu cinsiyet eşitsizliği diyeyim, hala bir problem. Çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. EY Türkiye Şirket Ortağı Girişimci Kadın İlerler Programı Lideri Müge Tan Belviso bizimle beraberdi.